Petrotürk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi. Navtex'in ardından Oruç Reis, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana da ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili Twitter hesabından "Adım adım Akdeniz" sloganı ile bir paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 km iki boyutlu sismik araştırma için sismik kablonun Akdeniz'e indiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Toçoy da Twitter hesabından Kıbrıs Türk halkı adına Oruç Reis'e başarılı bir çalışma dilediğini belirtti. Mayıs ayında halka açık 5 çimento şirketini OYAK çimento çatısı altında konsolide eden OYAK'ın verimlilik ve karlılık odaklı son hamlesi enerji grubuna yönelik oldu. OYAK, Total ve Emoil markalarını korurken Güzel Enerji Akaryakıt AŞ ticari ünvanı altında bu markalara ait tüm operasyonlarını birleştirme kararı aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında muayene istasyonlarına yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi amacıyla araç muayene süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli Barajı'na 3 milyon 400 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda %85 gerçekleşme sağlandığını ve barajın 225 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Böylece Yusufeli Barajı'nın tamamlanması için son 50 metre kaldı. TEİAŞ, Temmuz 2020 kurulu güç raporunu yayınladı. Rapora göre toplam kurulu güç 92.884 MW olurken, 2020 Temmuz ayı sonu itibariyle kurulu gücün 6.232 MW'lık kısmı güneş enerjisi santrallerinde sağlandı. Güneş enerjisindeki kurulu güç bir önceki aya göre 65 MW artış gösterdi. Enerjisi enerji, büyüme ivmesini COVID-19'da ortaya çıkan belirsizliklere rağmen ikinci çeyrekte de korudu. Şirket 2020 yılının ilk yarısında 570 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre %13 büyüme ile 2 milyar 565 milyon lira konsolide faaliyet geliri elde etti. Rüzgardan karşılanan enerji ihtiyacının üretimden türbinlerin bakım ve onarımlarına kadar birçok aşamaların mobilize gerçekleştiğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, mobil bakım atölyeleriyle türbinlerin bakımlarının daha hızlı, güvenilir ve kaliteli sonuçlarla gerçekleştiğinin altını çizdi. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.